Değerli kardeşlerim, yaşlı başlı insanlar olarak, çoluk çocuk sahipleri olarak biz anneler babalar ibadeti ağır bir yük haline getirdiysek, e çocuklarımızdan hangi ibadeti bekleyebiliriz? Bizde ibadet lezzeti göremiyorsa çocuklarımız, hocalarda, annelerde, babalarda ibadet lezzeti göremiyorsa, yani çocuk ibadet mi yapar? Bu bizim o çocukların ibadetinden mesul olma açısından sorumluluğumuzu artırmıyor mu kardeşlerim? Bu hususu özellikle sizlerle paylaşmak istedim. Bu arada da notlar tuttum. Yani neden bu sıkıntıya gelmiş olabiliriz? Sadece derdi saymak yeterli değil. Bir çözüm de üretmemiz gerekiyor. Şüphesiz kardeşlerim, yaşadığımız hayat tarzı telefonun eşimiz gibi kocamız gibi, hanımımız gibi bize yakın olması, internetin kanımızda dolaşan bir cin gibi hayatımızı işgal etmesi, iş ortamları, otobüs duraklarında beklemeler, abartılı ziyaretler, muhabbetler, bütün bunlar maalesef olumsuz etki ediyor. Ama kıyamet günü hiç kimse çıkıp da Ya Rabbi internet çok meşgul etmişti beni diyemeyecek kardeşlerim başta dediğim ya ahirete iman edenle etmeyen arasındaki farkı dikkat ederek biz konuşuyoruz. Bir başka mesele de kardeşlerim bu çok önemli. Lütfen özellikle hanım kardeşlerime lütfen dikkat etmelerini rica ederek hatırlatacağım. Yani mesela ben Müslüman bir kadın olarak tesettürlüyüm. Elhamdülillah sabah namazlarına bile kalkıyorum. Elhamdülillah buna hamd ediyoruz. Filanca komşum aman Allah'ım şeytandır ne olduğu belli değil çırı çıplak o iç, iç kocası içki içiyor işte oğlunu meyhaneye gönderiyor filan diyoruz. Erkeklerde de benzer şeyler var. E, kadınlar daha fazla böyle e, toplumsal oluşumdan etkilendikleri için öncelikli olarak e, kadınlara örnek verdim. Yani biz ibadet konusunda üzerimizdeki sorumluluğun Allah'ın bizden neler istediğinin e, ölçüsüyle değil de onu hiç yapmayanlarla karşılaştırma yaparsak bu bir kar değil kardeşlerim, bu bir kar değil. O zaman e, yoğun bakımda e, nefesleri tükenmek zorlu olan birisiyle ölüyü karşılaştıralım. Halbuki öyle yapmıyoruz biz. Yoğun bakımdakini sokakta yürüyebilen biriyle karşılaştırıyoruz, bu da o hale gelsin diyoruz. E, morgdakine ya da e, mezardakilere göre oh, oh, bu kral sayılır deyip ilacını da vermeyelim demiyoruz. Yani ibadetler konusunda bizden daha iyilerine bakmamız lazım. Allah'ın izniyle de bu en iyi bizden en iyi olanlar da ashab-ı kiramdır. Yani komşumuz hatta filan hoca filan öğretmen. Ya yani, ne olursa olsun bizi ilgilendirmiyor ki kardeşlerim. Eğer biz yani Ölülerle kendimizi kıyas edersek hastalık hiç olmaz o zaman. Hastalık en iyisi gene deriz. Hayır. Pehlivanlarla, güçlülerle kendimizi kıyas ediyoruz. Böylece sağlığımızı daha iyi noktalara taşıyoruz. Yani şeytan bize kalkıp da ooo sen i̇mam Azam sayılırsın ya. ooo sen sen rabiatul Adeviye'ye benziyorsun. Maşallah maşallah der. Bu bir tuzak kardeşlerim. Bu tuzağa kesinlikle biz düşmemeliyiz. Önemli bir nokta daha kardeşlerim. Biz bir nefis taşıyoruz. Bu nefsimizi de götürüp doktora muayene ettiremiyoruz. Her birimizin yani çocuk da olsa, büyük de olsa, kadın da olsa, erkek de olsa bir nefis taşıyor. Bu nefis sürekli keyif istiyor, zevk istiyor, eğlence istiyor. Bu nefsimize karşı biz yani eğitim gerektiren bir hayat yaşıyoruz. Nefsi bıraktığın zaman insanı firavunlaştırır, karunlaştırır, seccadeni yani mangalda yaktırır sana. Nefsi bırakmamak, başıboş bırakmamak lazım. Nefsi nasıl başıboş bırakar insan? E devamlı mubahlarla, zevklerle, çayla, kahveyle ömür geçirirsen, devamlı ağzı lakırdılı arkadaşların olursa, Allah, Peygamber, ayet, hadis, konuşan arkadaşın olmazsa haftada bir defa bir sohbete gitmezsen bir alimi ziyarete gidip nasihat istemezsen e o zaman insan batar şüphesiz